O yüzden arkadaşıma kurulmuş herhalde ki kıza büyü yaptırdı. Çekmecenin üst kısmında bantla yapıştırılmış bir kağıt buldu. Uyumuş kalmışız, sabah aldım nefes etmemeye başladı, panik atak geçirirsem. Hatta bize de poğaça, kek, kısır falan getiriyordu, biz de yiyorduk. Ay, Allah bilir onların içinde ne vardı. Bu sefer de bizi korkutmaya başladılar kızlar. Diğer kız rahatladı, biz derde düştük. Herkese yeniden merhabalar, ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir Twitter akışıyla geldim. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Cips mukbang yapacağız. Yanında da en sevdiğim sos var. Ben bunu havuç içinde çok kullanırım. Yoğurt, zeytinyağı, pul biber ve tuz. Yanında da aloe vera suyum var. Şu şekilde. Konsepte uygun bir ortam oluşturdum. Umarım kimse gerilmez. Tweetini aldığım kişinin adını buraya yazamıyorum. Kullanıcı adından dolayı. Ama Instagram hikayemde kendisine kredit vereceğim link olarak. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle Ruru diye biri şöyle bir tweet atıyor. Kızlar, ben büyülerin falan gerçek olduğuna inanmıyorum. Yoksa herkes hayran olduğu ünlüye yapardı ya da aşırı zenginlere. Bu tweete Serin diye bir hesap şöyle bir tweet akışı atıyor. Büyü maalesef var. Eski oda arkadaşım uykusunda sürekli anne, anne diye bağırıp asla uyanamıyordu. Biz uyandırıyorduk kızı, kaldırıp su falan içiriyorduk ve her gece kıza böyle oluyordu. Biz diğer 3 oda arkadaşımla otururken dedik ki bunda kesin büyü var. Araştırıyoruz büyü belirtilerini, kızda hepsi var. Ne yapsak ne yapsak diye düşünürken arkadaşım dedi ki sirkeli suyla silin. Kızın staja gittiği gün üçümüz gittik sirke alıp odayı, özellikle bunun yatağının çevresini, masasını, her yerini sildik. Kız odaya geldi. Ne kokuyor ya falan diyor. Biz de temizliğe gelen abla farklı bir şey kullanmış diye sallıyoruz. Neyse o gece biraz daha rahattı. Ama arkadaşım yine gece kalkıyor. Pencerenin önünde duruyor. Anne, anne diyor. Ve bu arada kız bunları yaparken bilinci kapalı, yani uyku halinde. Ya bununla ilgili atılanlara psikoz diyenler var. Yani bana da işte doktor adamsın, sen de bir bilim insanısın. Bunun gerçekten olduğuna inanıyor musun? Vesaire diyebilirsiniz. Hayır, inanmıyorum. Ne yapsak fayda etmiyor. Araştırıyoruz, soruyoruz. Yok. Kız günden güne böyle çirkinleşiyor. Halbuki bebek gibi bir kız. Sarışın, Bulgar göçmeni. Ama kız resmen çöküyor. Biz dedik ki diğer kızlarla staja gitsin. Dolabına, masasına, yatağına, altına, her yere bakalım. Kız saat 9'da gitti staja. Biz kalktık hemen dolabını, yatağını, masasını aramaya başladık. Ama dedik dedik ettik. Kağıt, muska falan varsa bulalım diye. Arkadaşım masanın çekmecesini, çekti elini, çekmecenin içine sokarken çekmecenin üst kısmında bantla yapıştırılmış bir kağıt buldu. Ben bunu gördükten sonra herhalde odada kalmazdım. Yani gerçekten çok büyük bir şey yapmışsınız. Toplumda genellikle bu tarz deneyimler yaşayan insanlar nedense dışlanıyorlar. Korkulan bir şey haline geliyor. Büyük ihtimalle o kız dışlanırdı ve farklı bir odaya geçerdi diğer oda arkadaşları. Söktü kağıdı, baktığı içinde Arapça yazıyor. Dedik kesin büyü bu. Bir de garip garip semboller falan var. Biz iyice korktuk. Bu kağıdın fotoğrafını çektik. Kağıdı kavanoza koyduk. Ayakkabının en gerisine fırlattık. Ben bu Twitter'da görmüştüm de bu flotu. İnanmasam da bir tık gerildim. Bu flotun sonunda bir hayat kaybı vesaire o tarz bir şey varsa da yayınlamayacağım bu arada. Diğer oda arkadaşım fotoyu annesine attı ne yazıyor diye. Annesi hocaya sorduracak. Ama o büyü ayakkabılıkta. Neyse o gece biz dua okuyup yattık. Bu arada o diğer büyü yapılan kız diyor ki sizde bir şey var. Biz de diyoruz ki korku filmi izledik sen staja gidince ondan. Kızlar yemin ederim o gün tam uyuyacağız. Kızlar sohbeti bitirdik. Bizim odanın camına tak diye bir taş geldi. Birinin taş atması imkansız. 7. kattayız. Biz tabi dua, sure ne varsa okuyoruz. Ben hemen koyuverdim kendimi, ağlamaya başladım. Ve hala arkadaşlarını bırakmamışlar. Ay helal olsun ya. Kızıma inanmadığım halde burada gerildim bu kadar. Işıkları açasım geldi yani. Uyumuş kalmışız. Sabah aldım nefes yetmemeye başladı. Panik atak geçirirsem. Uyumuş kalmışız. Sabah uyandık. O büyü yapılan kızın öğlen dersi var, biliyoruz. O gittikten sonra arkadaşımın annesini aradık. Büyüyü anlattı. İşte orta yaşlı, kilolu, burun kenarında ben olan birisi, huzursuz olsun, gece sıkıntı bassın diye yapılmış büyü. Olmazsa toprağa gömün dedi. Biz tabii 3 kız hemen yaptık bunu. Ama ben inanın o kadar korkuyorum ki. Neyse. Büyüyü öyle bozduk. Şimdi biz bunu kıza nasıl açıklayacağız? O büyüyü kim yaptı? Kim geldi? Bizim odanın çekmecesine o büyüyü kim koydu? Kızlar ağzım açık kaldı olayı öğrenince. Ben kesin gitmiştim herhalde odadan ya.
Yani Allah herkes arkadaşın hayırlısını versin ama ben herhalde bu kadarını yapamazdım yani. Abi bu arada büyü yasa dışı bir şey. Niye şikayet etmemişler ki? Keşke şikayet etselermiş. Bu büyü yapılan arkadaşımın bizim okuduğumuz şehirden daha önce bir sevgilisi olmuş. Kız bunlara gelmiş, gitmiş. Yemiş, içmiş, çocukla iyi hoş vakit geçirmişler. Kız tekrardan aynı şehri okumaya gelince çocukla tekrar barışmış. Sonra çocuk buna baya kötü davranınca biz bunları ayırdık. Aa, toplu halde. Ama kız hala oğlanın annesiyle görüşmeye devam ediyordu. Evlerine gidip geliyordu. Hatta bize de poğaça, kek, kısır falan getiriyordu. Biz de yiyorduk. Ay, Allah bilir onların içinde ne vardı. Kıza dedik, anlattık artık. Biz böyle bir şey yaptık. Bulduk, bozduk büyüyü. Kız şok. Arkadaşım demesin mi eski sevgilimin annesinin burun kenarında ben var, kısa boylu, kilolu. Biz delirdik yani neden diye. Bitmiş gitmiş bir ilişki. Sonradan o büyü yapılan kız dedi ki, biz ayrıldıktan sonra içkiye vurmuş kendini. Alkolden komalık olmaya varana kadar içmiş. Bunları da annesi biliyormuş. O yüzden arkadaşıma kurulmuş herhalde ki kıza büyü yaptırdı. Bence gerçekten böyle bir şey olduysa çocuk annesine işte kızın aklına arkadaşları girdi vesaire demiştir. Bence size de yapılmış bu ya. Neyse biz diyoruz ki tamam da koca kadın KYK'ya gelip nasıl büyüyü koyacak? Biz diğer üç kız zaten böyle bir şey yapmayız. Kim yaptı diye düşünürken bu arada genelde de hep en yakından gelene böyle şeyler. Kim yaptı diye düşünürken şak aklımıza bir isim geldi. Arkadaşım dedi ki kesin o koydu. Şimdi yemedin mi sen naneyi? Valla gidip saçını başını yolardım herhalde. Diğer oda arkadaşım çok babayiğit cevval bir kızdı. Gitti kızın odasına aldı geldi. Biz kıza sorduk. Bak biz böyle şeyler bulduk diye senden şüpheleniyoruz. Kız diyor ki uzun süredir yurtta değilim. Evdeydim ben yapmadım diye ağlıyor. Bir yandan diyorum o mu yaptı yoksa kıza gereksiz mi yükleniyoruz? Yapmasaydı gülerdi bu arada ya niye ağlasın ki? Böyle bir şey yapmamış olsa şaka olduğunu düşünürdü yani. O baba yiğit arkadaşım tehdit etti kızı. Zaten yurtta da olaylı bir ablamızdı. Kız itiraf etti. Halam istedi. Ben üçünüz okuldayken, biri de duştayken geldim çekmecenin üstüne yapıştırdım gittim. Ay, duştaki kişi de bu tweet'i yazan kişiymiş. Dedik neden yaptın günah falan. Kız da işte kuzenim çok üzülünce halam yaptırmış zaten. Böyle işte çok var uğraşır yaptırır dedi. Kızın her cümlesinde şoka uğruyoruz. Bu sefer de bizi korkutmaya başladılar kızlar. Diğer kız rahatladı, biz derde düştük. Bir daha böyle bir şey olursa ben burada ışıkları açarım. İnanmıyorum dedim ama yani. Arkadaşım duştayken duşakabin patladı durduk yere. Ben uyuyorum yan dönük sanki arkamda birisi nefes alıyormuş ensemde. Diğer arkadaşım duvarda böcek var diyor. Duvara bakıyoruz bir şey yok. O büyü yapılan kızdı ama hiçbir şey yok. Bu sefer de kızlara geçti. Sabah kalktık neyse diyoruz ki etkilendik ondan. Bu öyle de olmuş olabilir ya. Bu kitlesel bir şeye de dönüşmüş olabilir. Böyle 1-2 hafta sürdü. Ben kafayı yeme noktasına geldim. Diğer kız okulu bırakacağım dayanamıyorum. Gideceğim bir ya. Dua ediyoruz ama her gece daha da beter şeyler yaşıyoruz. En sonunda dayanamadık. Dedi ki biz bunu kendimiz çözemeyiz. Bir hocaya gidelim. Biz yol bilmez, iz bilmez bir hoca bulduk gittik. Hoca anlatın dedi anlattık. Hoca dedi ki kızlar siz neden büyüyü kendiniz bozdunuz? Bir hocaya bozduracaktınız. Ha, kendi kendilerine bozdular diye 3 erkek cin mi gelmiş? Ay ne alaka bu da para alacak diye kızdan para almak istemiş ya. Dedik bizden ne istiyorlar? Biz sadece büyüyü bozduk. Siz onun kabilesindeki bir cini büyüyü bozarak emellerinden ettiniz. Diğer üçü de size gelmiş diye. Üçümüze de ayrı ayrı dua okudu ama bildiğimiz Fatiha falan değil. Garip şeyler fısıltı gibi çıkıyor. Ben bu hoca tayfasına inanmıyorum. Büyü bozduğunu iddia eden, büyü yaptığını iddia eden. Ama ben şu videoyu çektikten sonra bir ayetel kürsü okuyacağım o kesin. Adam bize muska yazdı. Dedi ki beyaz atlet giyeceksiniz. Atletin omzuna bunu takacaksınız. Duşa girerken sadece çıkartacaksınız. Bir de su hazırladı. Dedi ki bunu kıbleye dönün. Üç yudumda için. Bir de şurup şişesinde bir şey verdi. Bunu odanın her köşesine damlatın dedi. Biz yurda geldik saat 11. Herkes bugün yatalım yarın yaparız dedi. Biz yattık. Kız niye yattınız? Bir şey yaptınız bari hemen yapın orada. Biz tam yattık çalışma odasının ışığı yandı. Biri mi geldi diye sesleniyoruz kimse yok. Benim için bitti yani o saniyede bitti artık yurt. Biz o gece birinin yatağını kapının önüne getirdik. Öyle yatalım dedik ama uyku yok derken şak bir ses. Ay. Arkadaşımın yatağının üstünde duvara asılan unicornlu bir şey vardı. Rüzgar yok bir şey yok. Şak arkadaşımın kafasına düştü. Hep böyle sakinleşmeye çalışıyoruz ama her seferinde bir şey çıkıyor. Saat 4 gibi hepimiz ışık açık yataklarda oturuyoruz. Arkadaşım bana diyor ki senin neden gözlerinden kırmızı ışıklar çıkıyor? Ah, aynada kendime bakıyorum. Bir şey yok. Kız dedi ki uykusuzluktan herhalde. Alıp aynaya kendime bir baktım. Kızlar yemin ederim kafamın sağ köşesinde simsiyah bir şey.
Suyu içtik, muskayı taktık, şurup gibi şeyi odanın her köşesine dökeceğiz. Diğer odaya geçemiyoruz korkudan. Ben de ne odayı, yurdu bırakırdım. Kapıyı güç bela açtık. Her yer sanki birisi gelmiş eşyalarımızı karıştırmış gibi olmuş. Sanki hırsız girmiş gibi değil, eşyalarımızı karıştırmış gibi. O gece nasıl uyuduk bilmiyorum. Sonra kızlar kalktı, diyoruz siz kötü ya da bir rüya vesaire gördünüz mü? Yok diyor. Tamam dedik, muska bizi korudu şükür, geçti bitti. Bir hafta iyiydik, bir şey yoktu falan. Geçti diye seviniyorduk. Geçmemiş kızlar. Tamam her şeyi yaptınız işte, daha ne? O da arkadaşım, kızlar ben galiba kolumu bacağımı bir yerlere vuruyorum. Her yerimde morluklar olmaya başladı dedi. Bizde kansızlık, demir eksikliği falan mı var diyoruz bu kadar yaşadığınız şeylerin üstüne. Ben inanmıyorum, ben bile yani ona yordum. Annem dedi ki atlayın gelin, Mersin'de bir hoca var, bulamadığı derman yok. Allah, bir tur daha para. Ertesi gün direkt yurt çıkış saati 6'ydı. 6 olur olmaz çıktık yurttan, biletleri aldık, bize geldik. Anneannem geldi, bizi hocaya götürdü. Her şeyi anlattık hocaya. Diğer hoca demiş ki gittiğiniz hocanın ilmi onları uzaklaştırmaya yetmemiş. Ay, bir de bunlar birbirlerine bok atıyorlar. Her sektörde var demek ki. Yaklaşık 2 saat orada kaldık, çıktık. Üstümüzden yük kalktı gibi oldu. Yani para, bu kadar para verince. Neyse biz 2 gün daha bizde kalıp geri yurda döndük. Daha sonra da bir hafta içinde ev bulduk ve eve çıktık. Biz ev değiştirdik, rahat etti kızlar. Bir daha gelmediler. Tabii benim psikolojim gitti. Allah kimsenin başına vermesin. Neyse, video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz paranormal olayların serisi gelsin mi? Eğer bunu da istiyorsanız yine yorumlarda belirtin lütfen. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.